arkadaşlar, şimdi tilkimizin burnunu yapacağız şapkamızda. Tam kulaklıklarımızdan gördüğünüz gibi şu kısa olan mesafe arkası, düzgün olan mesafe önü. Oradan katlıyoruz. Ön kısmını, küçük olan yer arka, büyük olan yer önüydü. Ön kısmını getiriyoruz. Tam eşitledikten sonra orta kısmını bu şekilde iyice belirleyelim. Evet. Buraya şöyle yaptık. Tam ortasını belirlemiş olduk. Bakalım doğru mu? Görüntü olarak da evet. Şimdi burası bizim, şöyle ilmeğimizin tam kafasından olsun, yarısı olduğunu anlayalım. Evet. Tam ortasından burada biz 11 tane trabzan yapacağız. Bu 11'in tam ortasındaki trabzanımız olacak. Bundan etrafına 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 trabzan sayıp ipimizi buradan çekerek burnumuza başlayacağız. Bir daha batalım. Evet. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim ve ipimizi de buradan içeriye alalım. Tamam. 5 tane trabzan şu şekilde katlıyorum. Bakın katladım. Böyle aradan battığım yerin arasından kafasından tutup buraya trabzan yapıyorum. Şu zincirim çok oldu. Bir tane eksilteceğim. Boyu çok uzun oldu. Evet, 2 zincir çekelim. Evet. Aralardan batarak 4 ve 5. yapıyorum. Beşinci yapacağım. Altıncı iğnemin olduğu yere gelecek. Katlanmadığı için iğnemi çıkardım. Evet. Şu anda 5. yapıyorum. Evet, bu 6. iğnemi taktığım yer tam ortasıydı. Şimdi tekrar 5 tane daha trabzan yapacağım. Toplamda 11 trabzanım olacak. On olmuş. 11. de yapıyorum. Gördüğünüz gibi bakın, tam ortaladık. Bu şekilde aynı bu kulakları yaptığımız tarzda, şimdi 11'de, bir sonraki sıra 9 olacak. Bir sonraki sıramız 7 olacak. Bakın buna batmıyorum. İkinciye batıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buna batmıyorum. Zincirimin başındakine batıyorum ve 9 oldu. Zincir çektim, döndüm. Birinciye batmıyorum, ikinciye batıyorum. Evet. Sıra sonuna gidip geliyorum. Evet, sıra sonuna geldim. Sonuncuya hemen yanındakine batmıyorum. En sonundakine batıyorum. Üçüncü sıramda 2, 4, 6 ve 7 ilmeğim kaldı. Sonuncuyu yapıyorum.
Birinciye batmıyorum, ikinciye batıyorum. Ve çekmiyorum. Evet. 4. Sonuncuya batıyorum yine. Bunların hepsini bir seferde çekiyorum ve bir tane zincir yapıp işlemimi burada bitiriyorum. Evet arkadaşlar, burnumuzu bitirdik. İpliği hemen buradan bittiği yerden tam ortaladım şapkamızı. İçeriden çektim ve bunu hemen burada sabitlemek istiyorum. Gördüğünüz gibi bir tane daha sabitleyip bitirelim arkadaşlar. Yeterli. Birimiz de keselim. Şimdi hemen hızlıca gözlerini dikelim. Burnunu dikelim. Gördüğünüz gibi şu görüntü. Bütün ana hatlarıyla şapkamız bitmiş durumda. Şimdi en büyük düğmemiz 16 milim boyundaydı. İlk onu dikerek başlamak istiyorum. Tam burada ortalı son yerimizden, bakın tam buradan çıkarak burnumuzu dikelim. Tam ortalamak istiyorum şöyle. Evet. Evet, düğümümüz sıkılaştıracağım. Evet, gözünü diktim, pardon, burnunu diktim. Hemen ipliğimi kaydırarak yukarı tarafa geçeceğim. Burada gözünü dikeceğim. Hemen bir tane daha kayacağım. Pardon, şöyle hemen bir kayalım. Şuradaki kısma gözümüz gelecek. Evet arkadaşlar, ben diğer gözleri de bu şekilde buralara diktim. Şimdi kulaklarımızın yapımına geçeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi kulaklarımızı örmeye başlayacağız. 11 tane sık iğne olacağı için 12 tane zincir çekeceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hemen dibindekine batacağım. Birinci sık iğnem. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sık iğnemizi yaptık. Bir zincir çekiyorum, arkaya dönüyorum. Birinci değil, ikinciye batıyorum. Bu şekilde sona kadar geleceğiz. Evet, sona geldim. Son deliğime de batıyorum. Sık iğnemin üstüne de battım. Bir zincir çekip döndüm. İlkine batmıyorum, bir sonrakine batıyorum. Devam ediyorum. Biraz ipliğim kalın geliyor, çekiyorum. Bu arada onu inceltmek için.
Evet, sona kadar yine geldik. Buraya da battım ve bir zincir çekip dönüyorum. Birinciye batmıyorum, ikinciye batıyorum. Ve son deliğime battım. Bir zincir çektim. Birinciye değil, ikinciye battım. Son 3 taneye kadar yapalım. Evet arkadaşlar, son 3 taneyi de yaptım. Bir zincir çektim, arkaya döndüm. Birinciye değil, ikinciye batıyorum. Sonuncuya batıyorum. Bir zincir tek çektim, tekrar döndüm. Birinciye değil. Ortadakini zaten bu son olmuştu. Hiçbir şey yapmadan direkt ipliğimi kesiyorum ve çekiyorum. Gördüğünüz gibi piramit şeklinde sık iğneli yaptığımız bir kulak oldu. Evet arkadaşlar, şimdi kenarına turuncumuzdan gideceğiz. Deliğimizin kenarından çektik. Şöyle aşağıya doğru çektirelim bunu. Evet. Bir zincir çekeceğim. Aynı deliğe bir daha batacağım. Şunu da şöyle yürütelim. Gizleyelim ipimizi. Evet. Şimdi bütün dönüp gittiğimiz sık iğnelerin boşluklarına sık iğne yaparak devam edeceğim. Bir diyelim buna. Evet. Arka taraftan yürüsün. Kalan ipliğimiz de bu şekilde devam ediyoruz. Her bir sıranın başındaki sık iğnemizin boşluğuna batıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi delikler çok belirgin zaten. Buraya battık, en tepeydi. Bir zincir çekiyorum, bir daha batıyorum. Sonra yanındakinden devam ediyorum. Her sıranın başındaki sık iğnenin boşluğuna batarak devam ediyorum. Sona geldim. Bir zincir çekip aynı deliğe bir daha batıyorum. Sonra sık iğnemizin alt başlangıcında böyle yaptığımızda şuradaki boşluklara batıp devam ediyorum. Hiç zincir çekmiyorum. Direkt batıp sık iğne yapıyorum. Direkt sık iğne. Her boşluğa bir tane gelecek şekilde sık iğnelerimi yapıyorum. Burada sonuncu da ilmeğimin içinden geçip arasından geçiyorum ve uzun bir iplik bırakıyorum ki altını dikelim. Evet. Evet, kulaklarımızı bitirdik. Böyle kenarlarını turuncu ipimizle bir gibi ve zikzakla güzel sık iğne doldurarak tamamladık ve bunları tilkimizin kafasına, yuvarla üst kısımlarına yerleştireceğiz. Tam ortaladıktan sonra buradan da bir ve ikinci halkamızın yanından başlamak kaydıyla dikeceğiz. Şu şekilde 1, 2, 3, 4 tane gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 tane sıraya denk geliyor. Hemen buradan dikeceğim. Evet arkadaşlar, söylediğim gibi 1 ve 2. atladıktan sonra 3, 4, 5 ve 6.lara dikiyorum. Gördüğünüz gibi kafamızı. Buradaki çizgiden altındaki ilmeğimizi batarak geçeceğim. Arkadaşlar, dikmeye devam ediyorum. Bir kulaktan bir
şapkamızdan alarak tutturuyorum. Çok kalın almayacağım şapkamız şeyden şapkadan da. Bir tane ilmeğimiz belirli, ondan devam edip bunun da alt kısmındaki yerinden bu şekilde bakın devam ediyorum. Bir üsttekine geçtik. Yine aynı trabzandan diğerine batarak dikine devam ediyoruz. Evet, sonuncuya geldim. Bakın. Ben de buraya alırsam belki daha hoş duracak. Evet. Şöyle yaptığımızda da görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, iki kulağını da diktim gördüğünüz gibi. Çok güzel, çok tatlı bir şapka oldu. Şimdi şuradaki püsküllerini yapacağız ve onları öreceğiz. Hazırlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi kulağımızdan püskül yapacağız. Çenesinin altından bağlayabilmek için bebeğimizin şapkayı taktıktan sonra 1 metre uzunluğunda kestim. 2 tane ipim var. Tam ortalayacağım. Bunları tam ortaladıktan sonra orta kısmı şu an elimde. Bunu 1 2 3 tane deliğe yerleştireceğiz. Çekiyorum iplikleri. Buradan bunları çekip şu şekilde yaptım. Bunun yanındaki deliğe de 2 tane, yanındaki deliğe de 2 tane takacağım. 3 adet böyle ipliğim olacak. Evet, ikinci püskülümü dediğim yapıyorum. Ortaladım tam. Tutuyorum orta yerinden. Şu şekilde. İğnemi ikinci delikten sokuyorum. Bu iplerimi tutup arasından çekiyorum. Ve bu ilmek gibi arasından geçirdim. Gördüğünüz gibi bu da ikinci püskülüm oldu. Üçüncüyü de yapalım. Evet, şimdi üçüncü yapıyorum. Yine belirledim ortadan. Yandaki delikten geçtim. Alttan geçiyorum tığımı. Tutup çekiyorum. Bu ilmeğin arasından da arkada kalanların tümünü çekip çıkartıyorum. Evet, 3 tane gördüğünüz gibi püskülüm oldu. Evet arkadaşlar, şimdi ben bunu örgü yapmayı planladım. Örgü yapacağım. 3 tane yapmıştık püskülümüzü, hemen örgümüzü yapmaya başlayalım. Şöyle bir karış falan olduktan sonra geleceğim. Evet arkadaşlar, örgümü ördüm. Buradan bağladım. Saçaklarımızı ördük. Normal saç örgüsü yaptık. Sonra bakın son yerimdeyim. Bunun arkadan ikisini burada bırakıp ikisini arkadan alıyorum.
Ve şurada bir bağlayalım. Çok çektirmeden, evet. Bir de arkada bağlayalım, çevirip. Tamamdır. Bir tane daha düğüm atarsak daha sağlam olacak. Evet, sabitledik gördüğünüz gibi. Böyle. Şu ucunu da makasımızla güzelce keselim. Bu şekilde güzel bir püskül yaptık. Diğer tarafı da yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, kulaklarımız, burnumuz, gözlerimiz, bağlama iplerimiz örgü olarak hazırladık. Hepsi bitti. Şimdi kaşık kolunun örmesine geçeceğiz. Atkısını öreceğiz. Evet arkadaşlar, atkımızı yapmaya başlayacağız şimdi. Atkımız için 20 tane trabzan olması gerekiyor. 20 trabzan içinde 23 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 19, 20. 20 tanesi trabzan için. 1, 2, 3 tanesi de ilk trabzanımız olarak alacağız. 3 tanesine batmıyoruz. 4'üncünün içinden geçip bakın bu şekilde ilk trabzanımızı zincirle beraber ikinci trabzanımızı oluşturduk. Sonra her bir zincire bir tane trabzan yaparak gideceğiz. Bakın bu şekilde. Evet, 20 tane trabzan tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi yine 3 zincir çektim. 20 tane trabzanımı yaptıktan sonra son zincirime 3 zincir çekip döndüm. Hemen trabzanımın dibindeki boşluğa batarak yine 20 tane trabzan satır sonuna kadar doldurup geleceğim. Evet. 19 tane doldurdum. Son deliğim kaldı burada gördüğünüz gibi. Ona da 20. trabzanımı yapıyorum. Yine 3 zincir çekip dönüp aynı şekilde zincirin en dibine batıp devam edip son zincirimizin başında battığımızda 20.yi doldurup bu şekilde 50 sıra devam edeceğim. Hemen hemen bir herhalde yarım metre falan olacak. 50 sıradan sonra görüşelim.